Merhabalar. Bugün sizlere timsahlar hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Timsahlar sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan, vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takımdır. Timsahlar takımı yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir. Kuşların yaşayan en yakın akrabalarıdır. Kuşlar ve Arcosauria grubunun yaşayan son üyeleridir. Fizyoloji ve biyoloji. Timsah sıcak bölgelerdeki akan sularda yaşayan timsah giller takımından iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır. Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler. Vücutlarının üzeri sert kemiksi plaklarla örtülüdür. Parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir. Uzun yandan basık kuyrukları suda kürek vazifesi görür. Güçlü dişlerle bezenmiş çok kuvvetli çeneleri vardır. Yalnız üst çene açılır. Etli dil alt damağa yapışıktır. Gözleri, burunları ve kulakları başlarının üst kısmında bulunur. Suda yüzerken rahatça etraflarını görür, işitir ve solunum yaparlar. Karada vücutlarını zor taşımalarına rağmen suda çok iyi yüzerler. Gündüzleri dinlenir, çoğunlukla gece avlanırlar. Timsahlar renk körüdür ve dillerini dışarı çıkaramazlar. Avlanma ve beslenme. Balık, kuş veya suya gelen memelilerle beslenirler. Avı saldırabileceği kadar yakınına gelen timsah yaklaşık 12 metre bölü saniye bir hız ile avını yakalar. Bu hızla vücutlarının yapısı, arka bacaklarını ve en önemlisi kaslı kuyrukları sayesinde ulaşırlar. Avlarını güçlü çeneleri arasında sıkıştırıp suya çekerek boğarlar. Çeneleri sağa sola hareket etmediği için besinleri çiğneyemeden büyük parçalar halinde yutarlar. Sindirim için çakıl ve taş da yutarlar. Dişlerinin arasında sıkışan atıkları atamadıklarında ağızlarını açık tutarlar. Bu sayede bazı kuş türleri ağza konar ve atıkları yer. Gözleri üç perdelidir. Suya daldıkları zaman burun ve kulak delikleri birer kapakla örtülür. Konik yapılı dişler aşındıkça yenileri sürer. Yürekleri dört gözlüdür. Diğer sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanlardır. Üreme. Yumurtayla çoğalırlar. Çiftleşmeden sonra dişi kıyıdaki bir kumlukta açtığı çukur içine kaz yumurtası iriliğinde 50 kadar yumurta yumurtlar. Bir bakıma muhtaç yavrular 6 ile 8 haftalık bir süre içinde anne ve baba tarafından dış tehlikelerden büyük bir dikkatle korunur. Yavrular kendilerine bakacak duruma gelince anne ve babalarının uzaklaşarak kendilerini av sahaları ararlar. Büyük timsahlardan uzak olmak zorundadırlar. Yavrular balık yumurtaları, salyangoz ve su böcekleriyle beslenirler. Coğrafi dağı. Timsahlara çoğunlukla Amerika, Afrika, Madagaskar, Güney ve Doğu Asya ile Orta Avustralya'da rastlanmaktadır. Nil timsahının ana yurdu Nil Nehri olduğundan bu adla anılır. Bugün Nil kıyılarında bu timsahlar kalmamıştır. Madagaskar'da mevcuttur. Hayvanat bahçelerinde 80 yaşını aşanlar vardır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.